Herkese merhaba. Bu videomuzda Eugenia Bertlemy'den bahsedeceğiz. Bertlemy 16 Kasım 1935'te o zamanlar Avusturya İmparatorluğu'na bağlı olan, şu an İtalya'ya bağlı olan Cremona, Lombardiya'da dünyaya geldi. Babası minyatürler yapan bir sanatçıydı. Bertlemy de babasının bu sanatkar ruhunu aldı, ancak resimden ziyade müzikle ilgilendi. Müzik aşığı olan Bertlemy, matematik ve müzik arasındaki ilişkiyle ilgileniyordu. 1853'te Pavia Üniversitesi'nde eğitim görmeye başladı, ancak daha sonrasında politik görüşleri nedeniyle disiplinsizlikle suçlandı ve okuldan atıldı. Bu süre zarfında Bertlemy'nin çalışmalarına başlamadan bir yıl önce Pavia Üniversitesi'nde uygulamalı matematik profesörü olarak atanmış olan Francesco Brioschi'den ders aldı ve oldukça etkilendi. Ancak mali zorluklar nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Bu süreçte birkaç yılını önce Verona'da, daha sonra Milano'da Lombardiya Venedik Demiryolu şirketinde çalışan bir sekreter olarak geçirdi. İlerleyen yıllarda 1861 yılında İtalya İmparatorluğu kuruldu. Bu önemli bir gelişmeydi, çünkü ülkedeki bilimsel çalışmaların ve akademik ortamın temelini oluşturuyordu. İlk makalesini yayınladığı yıl, yani 1862'de Bologna Üniversitesi'ne profesör olarak atandı. 1870'te yeni İtalyan başkentinde yeni bir Roma Üniversitesi kuruldu ve 1873'te oradaki Rasyonel Mekanikler Başkanlığı'na Bertlemy atandı. Bertlemy 3 yıl Roma'da kaldıktan sonra Matematiksel Fizik Başkanlığı'nı almak için Pavia'ya taşındı, ancak daha sonrasında 1891'de Roma'ya döndü ve son yıllarını orada öğretmenlik yaparak geçirdi. 1898'de Accademia dei Lincei'nin başkanı ve ertesi yıl krallığın senatörü oldu. Kariyerinin ikinci yarısında Bertlemy matematiksel fizik alanında, yani optik, termodinamik, esneklik teorisi, potansiyel teorisi ve elektromanyetizma alanında çalıştı. Negatif evrileye sahip alanlar için temel fizik yasalarının olası yeniden formülasyonuna özellikle dikkat etti ve diğer şeylerin yanı sıra Laplace operatörünün genelleştirilmiş bir versiyonunu formüle etti. Bertlemy denklemi yarı konformal haritalama teorisinde temel bir öneme sahiptir. Ayrıca karmaşık genişleme burada Bertlemy katsayısı olarak da adlandırılır. Dediğim gibi Bertlemy'nin bu optik, termodinamik, esneklik, elektrik ve manyetizma konularına katkıları ölümünden sonra yayınlanan 4 ciltlik Opere Mathematiche'de 1902 ve 1920 yılları arasında ortaya çıktı. Bertlemy'nin Öklid dışı geometriye katkıları. Bertlemy 1868 yılında Boyer ve Lobachevski'nin Öklidyen olmayan geometrisinin tutarlılığı üzerine iki tane anı yayınladı. Bertlemy, Öklidyen olmayan geometrinin bir yorumu üzerine attığı makalesinde bu geometrinin bir sahte küre, yani püsellefer olan sabit negatif eğri bir yüzey üzerinde gerçekleştirilebileceğini öne sürdü. Bertlemy'nin konsepti geometrinin çizgileri yalancı küre üzerindeki jeodeziklerle temsil edilebilirdi. Ve Öklid dışı geometrinin teoremleri sıradan 3 boyutlu Öklid uzayı içinde kanıtlanabiliyordu, ancak aksiyomatik tarzda türetilemiyordu. Burada püsellesferi görüyoruz. 1840 yılında minik halihazırda püsellesferdeki jeodezik üçgenleri değerlendirmiş ve karşılık gelen trigonometrik formüllerin olağan trigonometrik fonksiyonların hiperbolik fonksiyonlarla değiştirilmesiyle ilgili küresel trigonometri formüllerinden elde edildiğini belirtmişti. Bu görüş 1857'de Kodály tarafından daha da geliştirildi. Ancak kimse Bertlemy gibi Lobachevski ile aralarındaki ilişkiyi göremedi. Bertlemy bu yolda Öklid dışı geometrinin Öklid geometrisi kadar tutarlı olduğunu göstererek Öklid'in 5. postulatının yıllardır süre gelen ispat sorununa kesin bir sonuç getirdi. Öklid'in 5. postulatına göre bir düzlemdeki herhangi bir doğru üzerinde bulunmayan bir noktadan o doğruya paralel sadece bir doğru çizilebilirdi. Öklid'in diğer aksiyonlarının aksine kendinden ispatlı değildir bu postulatı. Bu yüzden yıllardır süregelen bir kuşku ve şüphe vardı. 19. yüzyılda Lobachevski ve Boyer'in birbirlerinden bağımsız olarak paralel aksiyonu değiştirmeleri tamamen kararlı olan Öklid dışı geometrinin ortaya çıkmasını sağladı. Bertlemy Öklid dışı geometri çalışmalarının katkılarıyla paralel postulatın diğer postulatlardan bağımsız olduğunu, yani ilk 4 postulatın yardımıyla 5. postulatın ispat edilemeyeceğini ortaya çıkardı.
Aslında bu yolda sözde kürenin tekillikleri nedeniyle bu ispatın eksik olduğu sıklıkla belirtildi. Bu da jeodeziklerin süresiz olarak genişletilemeyeceği anlamına geliyordu. Ancak yıllar sonra Bertlemy'nin çalışmalarına bakan birkaç akademisyenin söylediğine göre Bertlemy zaten bu zorlukların farkındaydı ve bu zorlukların farkında olarak bu zorlukların çevresinden kendine güvenli bir yol oluşturmaya çalışmıştı ve bu yolu izlemeye çalışmıştı. Zira Bertlemy anısının girişinde Lobachevski'nin teorisinin geri kalanını, yani ökliden olmayan uzay geometrisini bu yöntemle haklı çıkarmanın imkansız olacağını belirtmişti. İkinci hatırat olan sabit eğrilik uzaylarının temel teorisinde Bertlemy bu mantığını sürdürdü ve herhangi bir boyut için hiperbolik ve öklit geometrisinin eşit tutarlılığının soyut bir kanıtını verdi. Bunu şimdi Bertlemy-Klein modeli, Poincaré disk modeli ve Poincaré yarı düzlem modeli olarak bilinen öklit dışı geometri modellerini bunlarla ilişkili dönüşümlerle birlikte tanıtarak başardı. Bertlemy bazı modeller sağladı ve bu modelleri kullanarak eğer öklit geometrisi tutarlı ise hiperbolik geometrinin de tutarlı olduğunu kanıtladı. Bu modellemeler kısaca hiperboloidlere yapılan iz düşümleriyle oluştu. Örneğin Klein-Bertlemy modeli hiperbolik düzlem bir dairenin içindeki öklitçi noktalardan oluşur ve doğrular sınır çemberinin kirişleridir. Daha doğrusu dikiz düşümlerinden oluşur. Çemberin üzerindeki noktalar geometriye dahil olamayacağından burada kesişen iki kiriş aslında paralel olacaktır. Bu kirişlere yakınsak paralel doğru denir. Eğer tamamen ayrı iki kiriş var ise sadece paralel ya da bazen paralel ötesi doğrular denir. Bertlemy ayrıca gösterdi ki en boyutlu öklit geometrisi en artı bir boyutlu hiperbolik uzayın bir hiper yüzeyinde gerçekleştirilir. Bu nedenle öklit ve öklit olmayan geometrilerinin tutarlılığı arasındaki mantıksal ilişki simetriktir. Bertlemy daha sonraları çalışmalarında Bernard Riemann'ın geometrinin temel aldığı hipotezler üzerine attı bulunduğu dönemde oldukça çığır açan Habilitation konferansının da etkilerinin bulunduğunu kabul etti. Bertlemy daha önce öklit dışı geometrilerle uğraşmış olan birçok matematikçinin çalışmalarını okudu ve kendi sistemini de ispatlamaya çalıştı. Özellikle 5. postulatın ispatında büyük rol oynayan Sacheri'nin de dünyaya tanınmasını sağladı. Burada resimde Sacheri'yi görüyoruz. Sacheri olmayan ergi yöntemiyle öklit geometrisinin sorunlu çocuğu olan 5. postulatın sıkıntısını ortadan kaldırmaya çalıştı. Paralel postulatı yanlış sayarak çeşitli çelişkiler elde etmeye çalıştı. Ancak karşısına çıkan sıkıntıları doğru analiz etmediği için başarısız olduğunu düşündü. Ancak farkında olmadan yaptıklarıyla öklit dışı bir geometriye ulaşmıştı bile. Bertlemy 1989 yılında ele alıp tanıtılana kadar matematik dünyası Sacheri'nin çalışmalarından habersiz kaldı. Bugün Bertlemy'nin denemesi öklitten olmayan geometrinin gelişmesi için çok önemli olarak kabul edilse de o zamanlar daha az ilgi gördü. Luigi Cremona algılanan döngüsel akıl yürütmeye itiraz etti ve bu Bertlemy'yi denemenin yayınlanmasını bir yıl ertelemeye zorladı. Daha sonra Felix Klein öklitten olmayan geometrinin yansıtmalı disk modelinin yapımında Bertlemy'nin önceliğini kabul edemedi. Bu tepki kısmen Riemann'ın soyut manifoldlar ile yani öklit uzayına benzeyen topolojik uzay manifold dediğimiz şey ilgili fikirlerine benzeyen Bertlemy'nin akıl yürütmesinin yeniliğine atfedilebilir. J.H.L. Bertlemy'nin kanıtının Lobachevski ve Boyer'in eserlerinin Fransızca tercümesinde yayınladı. Sonuç olarak Pisa, Pavia, Roma üniversitelerinde geodezi, matematik, fizik, mekanik dersleri veren Bertlemy, değişmez negatif eğrilikli hücrelerin Lobachevski'nin düzlem geometrisiyle bir benzer özellikler taşıdığını kanıtlamasının yanı sıra esneklik, elektrik ve hidrodinamik kuramlarına büyük katkı sağladı. Gözden kaçırılan veya önemsiz görülen çeşitli matematiksel çalışmaları yeniden gündeme getirdi. Tutarlı bir sistem oluşturmaya çalışarak öklit dışı uzayların ve öklit uzayının simetrikliğinin anlaşılmasını sağladı. Ve 5. postulat yüzünden yıllarca süren şüpheye bir son verdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.